Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz gelirken ben de ortalığı topluyordum. Siz de hoş geldiniz tekrar. Arzu Hanım, ne var ne yok? İyiyim, çok heyecanlıyım. Ya. Vallahi. Neden? Bilmiyorum, müthiş heyecanlıyım. Yani kalp krizi geçirmeden yarışmayı tamamlayayım. Hiçbir şey olmaz. Hedefim o. Güzel bir hedef. Yani yüksek, bayağı hedefim yüksek. Harika. Peki kelimelerle aranız nasıl sizin? Kelimelerle aram iyi. Evde otururken falan gayet iyiyim ama... Buraya gelince ne olacağını hiç bilmiyoruz. Bir de şeyi düşünüyorum. Çok basit bir şeyi, o kadar basit cevap düşünmüyorum. Onun altında çok daha farklı bir şey arıyorum. Daha zordur, bu olamaz diyorum. Oradan gidiyorum bazen. Ha. Evet. Merak etmeyin, ben oralarda bir sizi tutup çekmeye çalışacağım zaten. Sevinirim. Siz bir Ukrayna'ya gidiyorsunuz, oradan Belarus'a evet. geçiyorsunuz falan bir evet. gezgin bir durum var. Öyle. Niye, o hareketin sebebi neydi? Ya o hareketin sebebi şöyle, biz eşimle aynı yerde çalışıyorduk, orada Hı-hı. tanıştık. Sonra aşık olduk. Ondan Allah sonra bozmasın. Şirket eşimi Ukrayna'ya gönderiyordu. Oh. Dedi evlenip benimle gelir misin? Dedim gelirim. Falan. evet. Güzel bahane. Evet. Evlendik. Ukrayna'ya gittik. Kiev'de yaşadık bir müddet. Oh, iki sene güzel. Kadar. Oradan Kıbrıs'a geçtik. Ha. Girne'de yaşadık 4 yılda. Aa, ne kadar çok hoş. Güzeldi. Sonra oradan da? Oradan da Belarus'a geçtik. Beyaz Rusya'ya. Evet. Minsk'e. Orada ne kadar? Orada da bir 2 yıl yaşadık. Öyle toplam 8 sene. Yetti diyor. Sonra kızımız dünyaya geldi. Aa. Dedik ki kızımızı kendi vatanımızda anneanne, babaanne, dede, dayı, amca onlarla beraber büyütelim. Ayrı kalmasınlar. Türkiye'ye kesin güzel. Dönüş yaptık. Harika. Eşinizle geldiniz. Eşimle geldim. Tabii ki. Evet. Hoş geldiniz beyefendi. Merhabalar, hoş bulduk. Sizin isminiz neydi? Doğan Kahraman ben. Doğan Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ben bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Elektronik mühendisiyim. Çok güzel. Sizin kelimelerle aranız nasıl? Genelde iyidir. Eşime destek olmaya çalışıyorum evde. Genelde çok güzel, harika. Izlerken. O onun peki güveniyor musunuz Arzu? Kesinlikle ona? Güveniyorum. Ben de eminim güveneceğinize de. Mazisinde yani... yarışma birincilikleri olan birisidir kendisi. Gerçekten mi? Aa, harika. Estağfurullah. Estağfurullah mı? Niye estağfurullah? Birinci olmuşsunuz buna estağfurullah. Oldu. Nesi? Oldu mu? Hani burada beklentiyi çok şey yapmayalım. Yok yok ya, hiç merak etmeyin. Yasin Bey ile Büşra Hanım bizim beklenti konumuzdaki bütün inancımızı elimizden aldı. Hiçbir şey beklemiyoruz artık. Peki ne yapalım, başlayalım mı yavaş yavaş? Hayır, ne durumdasınız? Ben iyi gibiyim. Ha, biraz rahatladık sanki. Yani o bence o geçmeyecek o. Mesela şu ellerim falan geçmiyor. O geçmeyecek bence. Tamam. 5 harf alabilirsiniz. 5 harfin 5'ini de alırsanız 1 dakika 19 saniye arttırmanız gerekiyor. Bu kadar bir bilgi. İhtiyacımız olur mu bilmiyorum ama yolda zaten. Siz bana söyleyin. Ben evet, zaten ben, çünkü ben de tamamen gidebilir her şey. Giderse de ben böyle Arzu Hanım geri gelin falan gelin yapacağım diye. Merak etmeyin. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Arkasından? Evet. Haydi kaldım bakalım. Yo, hiç sakin. Ölenin arkasından böyle bir yas tutulur, ezgi gibi ama, düşünün. Şey okunur. Biliyorum bunu. Bu mesela okunur değil de daha çok yakılır denir. Ağıt. Ne? Ağıt. Ağıt doğru cevap. Efendim 4 harfi 2. kelimemiz geliyor. Bakalım sorusu nasıl? Yasa dışı yollardan sağlanan kazançla ele geçen parayı kötü, uğursuz anlamıyla kara. Niteleyen renk. Kara doğru cevap. 5 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bir babanın liderliğinde yasa dışı işlerle uğraşan örgüt. Ay bunu biliyorum ben. Aa. Vallahi biliyorum. Ne babası efendim? Aa. Ay çok ayıp. Yok estağfurullah, niye ayıp olsun? Ay ne babası? Harf alayım. Verdik. Sicilya'da çok varlar. Mafya. Mafya efendim doğru cevap. 5 harfli 2. kelimemizin sorusu geliyor. Bakın nasıl sormuşuz. Ay çok tatlı. Edebiyatın süslü tabirlerinde kırmızı ve alımlı dudaklara yakıştırılan bir meyve. Kiraz. Kiraz doğru cevap. Efendim 6 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Batı kökenli ama bildiğimiz de bir kelime. Buyurun gelsin. Başka birinin düşündüklerini hiçbir bağlantı olmadan algılama, geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip anlamında bir sıfat. Öngörü. Sıfat. Ay olmadı. Evet.
Şimdi burada biraz bu olmadı, biraz evet. Şey. Bu bir sıfat. Böyle bir şey. Üçüncü göz falan öyle bir şey yok tabii. Yani kahinler şey. Böyle güçlerim var diyor. Ay. İşte oldu olan yani. Ha, durdurdunuz mu siz? Evet. Aa. Vallahi. Niye? Öngörü diye atladım çünkü. Hayır değil efendim. Evet. Kahinlerde olur. Akıl sır erdiremediğimiz olaylar için de kullanılır. Allah işte gitti. Paranormal evet. Aktivite gibi düşün. Aktivite mi? Psişik ya. Ben kendi şöyle üzgün alkışlayayım mı? Vay be. Ya Arzu Hanım gerçekten. Bitti işte. Ne bitti? Bundan sonra bakın bir şey söyleyeyim mi? Asıl şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Bundan sonra o kadar rahatız ki. Hadi inşallah. Harf mi istiyorsunuz? He. Harf var. Vallahi. Tabii. İstediğiniz kadar. 7-8 alfabe alırız buraya bakın. Oh. Süremiz de var çünkü. Ha, rahat bak. Rahat. Şimdi bakalım. Efendim 6 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Kendisi olumsuz yapısı itibariyle bir kelime. Girişi ve dönüşü aynı olan, hiçbir yere ulaşamayan yol veya sokak. Çıkmaz. Çıkmaz, doğru. 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? Fransızca kökenli möble sözcüğünün İtalyanca kökenli karşılığı. Mobilya. Mobilya, doğru cevap. Valla yarışmanın ortasındayız Arzu Hanım. 2 dakika 43 saniye süremiz var. 2400 puanda puanımız var. Pisişik benim ah. O pisişik. Allah onu... Ne yapsın? Ne yapsın? Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Mecazi anlamda tutum ve davranışlarında uyum olan kimseleri niteleyen bir söz. Uyumlu diyeceğim. Orada olmaz zaten değil. Yani... Tutum ve davranışlarında uyum olan ya da şey gibi de düşünebilirsiniz. Olmadı. Harf alın ya. Harf alayım. Harf aldık. Basmayın hemen. Basmayayım. Uyumak için. Şey gibi böyle gibi. Bir mesela ben bir size çok tatlı davranıyorum bir ters davranıyorum. Neyimdir ben? Gel git. Hayır. Değil, yani olmadı. Bir işte gel, git, böyle bir, bir bu tarafa bir ruhsal bakımdan bir neyimdir ben öyle olsa. Ben size bir arzanım diyorum. Bir arzanım aman benim diyorum. Mesela bu neyim ben? Anladım gelmiyor işte. Peki. İp üstünde yürüyorum ben efendim. Neyimi korumak zorundayım? Denge. Ay dengesiz. Efendim olumlusu olmadı. Olmadı dengeli. Dengeli doğru cevap. Ruhumu teslim ettim. Evet biz bari almayalım diye geri şey yaptık yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Ay. 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz onu. Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış yiyecek. Konserve. Konserve doğru cevap. Evet 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar neymiş bakalım. Eskiden konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadın anlamında kullanılan bir tabir. Yok efendim. Matmazel. Fransızca ne? Matmazel. Matmazel. Matmazel doğru cevap. Efendim 8 harflileri devirdik. 9 harfli ilk kelimemizi sormadan önce bakıyorum. İnanır mısınız 2 kelime bunun cevabı. Buyurun gelsin soru. Alay yolu olarak bir çarpma veya vurma sonucu boylu boyunca yere uzanmayı niteleyen sayısal söz dizisi. Yere 3,5 değil kaçtı o var öyle bir şey evet. 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 Yine biliyorum ben bunu. Evet. Harf alın. Hadi harf alayım. Harf alın efendim. S efendim. Ay. Benim boyum kaçtır sizce? 1,80. 1,80. Oldu mu? Olmadı mı? Ne oldu? Çok iyi bir başlangıç. Benim boyumu sormuyoruz. Heyecanınıza sağlık. Çok fena. Şimdi ben 1,80 gibiyim ya. Evet. 80 kısmına okey. Doğru. Diğerine başka bir şey bulsanız iyi olur. Hani boylu boyunca. Evet biliyorum. İçi... Biliyorum evet. Efendim ama... bir değil ne? 2,80. 2,80 doğru cevap.
Böyle bir şey olur. 1.80. Bir atak geçirdik burada. İnanılmazdı gerçekten. Dil altı var mı? Vardı işte. Yarışma sırasında veremiyoruz. Yasak. Hay Allah'ım. Efendim, 9 harfli ikinci kelimemiz gelecek. Cevap çok kolay ama sorusu biraz kafanızı karıştırabilir. Bakalım nasıl sormuşuz? Fransızca kökenli karşılığı bibliotek olan ve çın çıkmaması gereken kamusal mekan. Kütüphane. Kütüphane, doğru. Ben artık sevgili izleyenler, ben artık görmüyorum. Efendim, 10 harflilere geldik. İlk 10 harfli sorumuzun cevabı 2 kelimeden oluşuyor ve 3 harfli mastarla bitiyor. Kıyak gibi soru. Buyurun. Saban, pulluk kullanarak toprağa ekilebilir duruma getirmek. Çapalamak olmadı. Değil efendim. Toprağa ekilebilir mi? Bunu harf alın efendim. Ben yalnız tabii, harf tabii, alayım. Tabii. Bildiğinize eminim. Ç efendim. Ç. Toprak ekilebilir mi? Bir harf daha alayım. Alabiliyor muyum? Bir harf daha şey yapalım. Takım çalışması lazım gibi düşünün. Efendim, at ne yapılır? Ne? Binilir. Tamam, araba ne yapılır? Çift sürmek. Çift sürmek, doğru cevap. Bastım mı? Bastım. Değil mi? Evet, doğru cevap. Evet. İki kelimeden oluşan bir cevap arıyoruz şimdi. Bakalım sorusu nasılmış? Bir işin olması gerektiği gibi yapılabilmesi için gereken en önemli bilgi, o işin en ince ve hassas kısmı. Evet, olması gerektiği gibi yapılması için gerekli en önemli bilgi. Evet. Zaten gittim, harf alayım. Harf edin. Şunu da durdurayım bari. Bir harf daha aldım. Keşke aldım, evet, bir tane daha aldım. İki tane almıştı. Almış evet. Mıydı? Aldım, almıştı, aldım. Evet. Yapılması gereken bilgi, işin İki hassas kelime. Kısmı. Böyle bir... Püf noktası. Püf noktası, doğru. Tamam. Bakın buradan kopyayı vermiş olmam yalnız. 7900 puanınız var. Pisişik bizi yaktı ya desek, evet, başımız ağrımaz. Bir, hani bilmediğim bir şey olsa üzülmeyeceğim de. Evet. Biliyorum da. Yok ama zaten... Gerçi bütün sorularda öyle. Hani evet, biliyoruz, evet. Ama burada aklına gelmiyor hakikaten insanın. Evet. Kızıma bari selam yollayayım. Ay hadi hani bari. Herkese, benim kızcağızım 12,5 yaşında. Ela'mız var. Maşallah. Onu evet. Bakıyorum. Ela'yı biz de öpüyoruz. Ela'yı da bekliyoruz büyüyünce. Nazlı ile beraber el ele burada reşit olunca burada olacaksınız. Bak bekliyorum. Ayaklarınıza çok sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok iyi. Vallahi geçiyor. Çok keyifliydi. Sağ olun, var olun. Umarım tekrar karşılaşırız. İnşallah. Hanımlar, beyler, Arzu Hanım'ı da alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincisi yanıma geliyor.